Değerli dinleyenlerim, birinci yarıda Esat Şişman hocamla başarılı çocuk yetiştirmenin sırları üzerindeki kitabıyla eğitim üzerinde konuştuk. Çünkü okullar yeni açılmıştı. 18 milyon öğrencimiz var, evladımız var. Bütün evlerde anneler, babalar malum bu konuyla ilgili. Onun için onu konuşmamız gerekiyordu. Şimdi ikinci olarak da ülkemizin yaşadığı, Orta Doğu'nun yaşadığı şartlar içerisindeyiz. Bu o gün şartlar tarihin bir tekerrürü. Geçmişin aynısı değil ama geçmişte de yaşanmıştı bunlar. İşte tam da bu noktada Esat Şişman Hocam yazmış olduğu Kurt Hüseyin Zulme Zillete Bir Başkaldırı Destanı ya da Kurt Hüseyin Çanakkale Ateşinde adlı romanlarıyla Osmanlı Devleti'nin çöküş döneminde bir Efe karakteri ortaya koyarak Kurt Hüseyin tiplemesi etrafında bozulan sosyal dokuyu ele alıyor. Eşkıyalığı ele alıyor. Çeteliği, çalı kakıcılığı ele alıyor. Evet, çalı kakıcılığı. Efeliğe, hocam hemen soralım. Çalı kakıcılığı ile efelik arasında ne fark var? Şimdi efeler bir zulme uğrayıp dağa çıkanlardır. Evet. Zenginden alır, fakire verir. Evet. Namusa yan bakmaz. Kimsenin malına, mülküne yan bakmaz. Zenginin, ağanın, beyin uşaklığını yapmaz. Çalı kakıcı ise bunun tam tersidir. Yol kesen, fakir fukaradan yana olmayan, çalıp çırpan hırsız tiplemelerdir. Veya efelerin adını kullanarak büyük yanlışlıklar yapan kişilerdir. Peki şimdi zenginden alıp fakire veren dedin. Tabii. Peki zengin vermezse? Gönüllü şimdi, olarak vermezse? Hocam çok güzel bir soru soruyor. Zaten bu dönemin geçtiği romanımızın geçtiği dönem 1910'lu yıllar. Evet. O dönemde devlet kalmamış. Evet. Düzen yok. Nizam yok. Bir düğünü umumiye denen bir baş belası var. Evet. İnsanlar tütün ekiyor. Düğünü umumi borçlar demek değil mi? Evet. Onlar o borçları tahsil etmek için bir teşkilat kuruyorlar. Evet. Kolcular tutuyorlar ve hiç özellikle fukara kesim kendi ürettiği malı satamıyor. Evet. Karnını doyuramıyor, öşür bir taraftan. Evet. İşte orada bundan nemalanan bazı insanlar, ağalar, beyler, hatta o dönemdeki azınlıklar, Rum zengin tüccarları vatandaşın, fakir fukaranın, garibanın ensesinde boza pişirirken İşte Kurt Hüseyin misali yiğitler de çıkıyor. Evet. Gerekirse haramla biriktiren var yemezlerden zorla alıyor. Evet. Gerekirse ondan sonra da bunu fukarayla, garibanla paylaşıyor. Zaten kitabın arkasında da o sorgulamayı yaptım. Ben. Ya da bu efelerin bu kahramanlığını gören, dürüstlüğünü gören bir takım varlıklı insanlar parasını efeye veriyor. Bunu sen dağıt diyor fakir fukaraya. Çok güzel söyledin. Hocam siz bu konuda sizin de araştırmalarınız var galiba. Zaten romanınızda anlatıyorsunuz hocam. Şöyle bir şey var. Şimdi bu zenginlerin, varlıkların hepsini de kötülememek lazım. Bazıları o zamanlarda, çalı kakıcılar ondan çıkıyor. Hızlı anlatıyorum belki vaktimiz azdır diye. Şu, mesela 18-20 yaşlarında gözü kara bir delikanlı, cevval, yiğit bir çocuk. Akıl verecek kimse yok. Bir ağa bunu aldatıyor, falançıyı vur diyor o zamanlarda. Evet. Vuruyor, sen kaç artık diyor. Sen asarlar, kadı kaymakam seni dinlemez. Dağa çıkıyor. Dağa çıktıktan sonra zulmüne alet ediyor onu. Evet. Şimdi bunlar kötü. Bazı ağalar da var Bir dakika hocam. Şimdi bu günümüzde de mafya diye geçmiyor mu? Aynı şey olmuyor mu? Benzemiyor mu yani? Benzemekten de öte hemen hemen aynısı. Evet. Yani, adı değişik. Yani. Evet. Evet. Şimdi bazı zenginler de var ki hani ağalık vermekle beylik, germekle olur denir. Evet. Gerçekten veren eli bol, inancı yerinde temiz ağalar da var. Onlar da o zamanlarda bu çalı kakıcı eşkıya tiplerinden zaten kurtulamıyorlar. Evet. Sürekli baskın yiyorlar, parası pul çalınıyor. Ama bunlar dürüst gördüğü insanlar aracılığıyla da fakir fukaraya hizmet ediyor. Peki şimdi Esat Hocam soru şu. Neden bunlar ortaya çıkıyor? Neden çalı kakıcı, neden efe ortaya çıkıyor? Evet. Çok güzel bir soru. Şimdi bir defa efelik neden çıktı? Uzun uzun geçmişini anlatmayacağım. Hayır, o dönem Osmanlı Devleti'nde neden ortaya çıktı? Bunun çıkmasının temel sebebi devlet otoritesinin, devletin ortadan kalkması. Çok güzel. Gücünün kalmaması. Yani en önemli güç devletin gücü. Evet. Örgütlü bir devlet. Örgütlü bir devlet ve adaletli. Yasalar çerçevesinde yasalarla belirlenmiş olan, yani gücün yasalarla kullanılması. Elbette. Bunu da devletin yapması gerekiyor. Evet, eğer devlet bunu yapamıyorsa, devlet ortada yoksa ki efelerin, eşkıyaların çıktığı dönem Osmanlı'nın ordusunun dağıtıldığı bir dönem değil mi? Evet. Biraz önce dediğimiz duyunu umumiye dönemi,
sosyal evet. anlayış tamamen bitmiş. Mesela evet. Kurt Hüseyin'de evet. bir köyde bir hastalık türüyor. 20 tane çocuk birden ölüyor. Evet. Nitekim Kurt Hüseyin'in kardeşi de parasızlıktan diyor ki köyün imamı bilge bir imam evet. başka bir hastanın yanına götürüyor evet. Kurt Hüseyin'i. İkiniz diyor birleşin ilden bir doktor getirin. Evet. O kadıncağız da diyor ki hayır diyor benim diyor zaten bir avuç param var. O evet. parayla da eşek alacağım ben diyor. Affedersiniz evet. o zamanlarda eşek evet. şimdiki traktörden daha değerli, kıymetli. Tabii. Şimdi Kurt Hüseyin kardeşini tedavi ettiremiyor. Gök Mustafa'yı. Evet Gök Mustafa'yı. Tabii, tedavi ettirecek. Ağa'ya gidiyor. Ağa da para vermiyor. Vermiyor. Evet. Ondan sonra da Kurt Hüseyin'in maceraları evet. başlıyor. Evet. Mecbur kalıyor. O yani. Ağa dediği de şimdi ağayı şöyle ayıralım. Ağalık vermekle diye bizde bir söz vardır. İş evet. bitirene ağa denilir. Evet. Halbuki bir de feodal yapı. Çok güzel hocam. Ağası var. Ederim. İnsanları sömüren. Çok güzel. Fakir fukaraya sömüren ağa var. İşte ne yapıyor Kurt Hüseyin'in ailesi gidip doktor için para istemesine rağmen orada kişi bunu vermiyor. Evet. evet. Ve çocuk ölüyor. Gök başına Mustafa. Bela olacağını düşünüyor. Evet. Dik geliyor diyor. İsyan evet. ediyor bu bana diyor. Tekrar şuraya gelelim. Demek ki efeliğin ortaya çıkışı nedir? Sosyal nizamın bozulması ile ilgilidir. Devletin Aynen. çöküşü ile ilgilidir. Aynen. Osmanlı Devleti'nin 1699 Karlofça'dan sonra geriye doğru gelmesi, Balkanlardaki isyanlar, dağılmalar, işte Yemen'dir, Çanakkale'dir, Kavkaz'dır, efendim Mısır'dır, Suriye'dir, Irak'tır derken bütün cephelerdeki savaş, köylerdeki delikanlıların gitmesi ve sonra da Sevr Anlaşması, Mondros Mütarekesi vesairelerle beraber devlet nizamının ortadan kalkmasıyla birlikte eşkıyalığın, çeteliğin en çok olduğu bir dönem. O zaman işte halk ne yapıyor? Kendinin yanında olan, kendini bunlardan koruyan, kendini ortaya çıkan ben varım diyen delikanlı tipleri efe diyor. Aynen öyle hocam. Ve efe ne zaman değer kazanıyor? Özellikle Batı Anadolu'da siz Kurt Hüseyin'i de oraya gönderiyorsunuz. Nazilli'ye, Demirci'nin, Yörük Ali'nin yanına da gönderiyorsunuz. Yunan çıktığı zaman karşısında düzenli bir ordu yok. Evet, evet. Peki kimler duruyor Yunanların karşısında? Aydın'da Efe'ler. Gökçen Efe duruyor. Demirci Mehmet Efe duruyor. Yörük Ali diyor. Çete Ayşe, kadınlardan mesela. Sökeli Bunlar, Cafer Efe vardı. Evet, muazzam. Denizli'de bir levazım merkezi şeklinde, karargah şeklinde malum. İşte o dönemde insanımızın Yunan'ın karşısında duran ve ona silahla duran, namusunu koruyan gençlerimize karşı bir hayranlığı oluşuyor. Onlara evet. Efe diyor. Evet. Ben bu anlattıklarınızı Kuva Kartalı Sarosman'da evet. işleyeceğim de. Hı hı. Şöyle bir şey söyleyeyim ben size. Mesela bizim çevremizde de yazılabilecek bazı efeler var. Evet. Ama benim kıstasım şudur. Eğer bir efe evet. düşman topraklarına dayandıysa kendi evine, Hı-hı. kendi köyüne değil. Evet. Anadolu sınırlarının içine girdi de o efe hala dağlarda geziyorsa ben onu efe saymam. Evet, evet. Vatanı için baş koyacak, Hı-hı. can Hı-hı. verecek, can alacak. Ben onun için efe, ona efe derim. Ve nitekim böyle birkaç tane de bana teklif geldi falan. Evet. Bizim orada şu efe var. Şunu İnceledim. Yazdım. Savaşmamış. Evet. Yazmadım. Ben Yörük Ali'nin size çok kısa bir şeyini evet. anlatayım. Evet. Eğer vaktimiz varsa. O zaman bir Yörük Ali türküsü dinleyelim. Ondan çok sonra anlatayım. Çok güzel olur. Harika Hocam, olur. Bir Yörük Ali'yi dinleyelim. Efelerin içinde Yörük Ali'yi seçtin mi? Hey gidinin efesi, efesi, efelerin efesi. Hey gidinin efesi, efesi, efelerin efesi. Dalmanın çeşmesi pek hoş olur içmesi. Yörük Ali'yi sorarsan efelerin seçmesi. Hey
Efesi, efelerin efesi. Hey gidinin efesi, efesi, efelerin efesi. Kendinin kolları parıldıyor pullar. Yörük tali geliyor, açıl aydın yollar. Hey gidinin efesi, efesi, efelerin efesi. Hey gidinin efesi, efesi, efelerin efesi. Evet, değerli dinleyenlerim, hakikaten de bizim Batı Anadolu'da Efe dendiğinde en önde gelen isimlerden birisi olan Yörük Ali Efe ve onunla ilgili türkümüzü dinledik. Çok da hoş oldu. Evet, Esat Hocam, şimdi Yörük Ali tiplemesindeki Efe karakteri bizim Türk tarihindeki kahramanlık tiplemesinin bir yansımasıdır. Aynen. Evet. Öyle mi? Evet. Toplumlar evet. Kahramanlar yaratırlar. Evet. Ne zaman yaratırlar bu kahramanları? Zorda kaldıklarında. Devlet nizamı bozulduğu tabii. Zaman. Evet. Devlet nizamı bozulduğu zamanlarda ne vardı? Kahramanlar. Oğuz Kağan Destanı'nda başlar, Dede Korkut'ta başlar. Kürşat'ta devam eder. Evet, Nihal Atsız'ın romanlarında Bozkurtlar Ölüyor, Bozkurtlar Diriliyor da Kürşat kahramanları, Çinlilere karşı bir o kahramanlık gösterisi. Osman Batur var. Evet, yine Şahane Türkistan'da Gürtün'ün. Osman Batur var. Efendim, Şeyh Şamil'imiz var. Evet, Kavkaslar'da Ruslara karşı olan Şeyh Şamil var. Evet. Efendim, Köroğlu var. Ondan sonra Genç Osman var, Bağdat'ın fethinde diye geçer. Anadolu'da işte Söpetçioğlu, efendim Köroğlu ve buna benzer çok kahramanlar vardır. Ve bu genel isimlendirmede burada Efe diyoruz ya. Mesela Elazığ'da bunun karşılığı Gakkoş'tur. Erzurum'da Dadaş'tır. Bunlar hepsi aynı kahramanlığı ifade eder. Ankara'da Seymen'dir. Seymen'dir, evet. Öyle mi? Tabii. Hepsi bunu ifade ederler. Tabii. O zaman bir toplum aynı zamanda bireylerine, özellikle gençlere o kahramanlık duygusunu vermek durumundadır. Çok güzel hocam. Evet. Benim şimdi bu konuda özellikle ısrarla söylemek istediğim şu. Şimdi yabancılar bir Robin Hood'u veya gençler Karında Şen, Jack, bilmem ne, evet. William Tell, bir sürü şeyi okurlar. Evet. Ama ve filme çekerler. Filme çekerler, Rambo'yu çekerler. Evet. Ama bizim bir Kürşat'ımızı, evet. Kırk Çerisi'yle koca Çin Sarayı'nı basan Kürşat'ımızı bilmezler. Evet. Köroğlu'nu bilmezler, Dadaloğlu'nu evet. bilmezler. Efendim daha sayalım, gerçekten bir Malkaçoğlu'nu, Akıncı evet. Bey'ini tam olarak bilmezler. Gelelim Cumhuriyet dönemi ve dönemi öncesindeki Efe'lere. Evet. Nazilli'de, efendim Aydın'da Yörük Ali'yi, Demirci'yi tam olarak bilmeyenler de var. Evet. Ve ben ısrarla ve inatla öğretmenlerimizden ve velilerimizden şunu istiyorum. Ne olur bizim kültürümüzün ayrılmaz bir parçası evet. olan Kurtuluş Savaşı kahramanlarımızı ve geriye doğru Hunlara kadar ki bütün kahramanlarımız tanıtılsın. Evet. Çünkü vatan millet sevgisinin kalıcı olması, evet. insanların vatan savunmasındaki cesareti, evet. coşkusu kahramanlar örnek alınarak evet. sağlanabilir çocuklarda. Hı hı, hı. Nitekim bu benim Yörük Ali Efe'nin en çok etkileyen bir evet. Konusu vardır. Vaktimiz varsa çok kısa anlatayım ben onu. Kısaca anlatın. Şimdi Yörük Ali Efe evet. Kurtuluş Savaşı evet. daha başlamamış. Yunan işgal etmiş Nazilli'yi. Evet. Ve bir tane Yörük Bey'in kızını Malgaş Deresi denen dereye evet. Kaçırıyor. Tabii ben evet. eser bu. Okuduğum eser, Nazilli'deki arkadaşlar evet. bunu daha iyi bilirler. Evet. Benim okuduğum, araştırdığım bu. Yörük Ali Karıncalı Dağı'da benim hanımın köyünün dağı. Hanımı evet. almamın etkilerinden birisi de o. Efe tarihini evet. çok seviyorum. Evet. Şimdi orada gizlenirken Yörük Bey bağırıyor aşağıdan. Ey Yörük Ali, senin gibi Efe'yi şöyle yapayım. Hemen adamları mavzer durun diyor. Bir sebebi var bu adamın. Evet. Çünkü Yörük Ali inançlı bir adam. Yörük. Evet. Zaten Anadolu'nun yükünü Yörük ve Türkmenler çekmiştir hep. Evet. Geliyor, niye bana sövüyorsun diyor. Üstü başı kirpas içinde. Sen diyor Efe'yim diye dağlarda geziyorsun diyor.
Ama diyor Yunan gelmiş diyor benim ocağımı söndürmüş, körpe kuzumu, kızımı almış, kaçırmış Çengi diye oynatıyor diyor. Hı hı. Sen de burada Efe'yim diye geçiniyorsun. Tanımıyorum ben sen gibi Efe'yi diyor. Evet. Yörügöl de diyor ki o zaman niye geldin benim yanıma diyor. Belki bir ümit dedim diyor. Hmm. Kalmadı. Biraz önce devlet evet. dediniz ya. Evet. Bir yörük Ali var dediler. Evet. Cürümünden çok daha büyük bir yüreği var dediler. Onun için buralara geldim. Evet. Ama görüyorum ki sende diş yok diyor. Evet. Ondan sonra yörük Ali Efe 6-7 kızanıyla Yunan evet. karakolunu basıyor ve şeyin kızını evet. yörüğün kızını kurtarıyor. Evet. Türk milleti de gerçekten işgal kuvvetlerine karşı evet. konabileceğini ilk defa burada görüyor. Evet. Kendiliğinden yapması gerekeni yerine getiriyor. O Türk milletinin içinde var olan kahramanlık duygusu. Evet. Değerli dinleyenlerim, şimdi Esat Bey program başından beri ifade ediyoruz. Psikolojik danışma ve rehberlik hocası. Dolayısıyla burada Kurt Hüseyin romanında ve devamında Çanakkale'deki romanlarında da eğitimci kimliğiyle iyiler ve kötüler. İyileri de takdim ediyor, kötüleri de takdim ediyor. Ve bunun toplum tarafından görülmesi ve anlaşılması. Zaten sanatın güzelliği buradadır. Sanat sergiler tercihi okuyucuya bırakır. Esat Hocam da bunu yapıyor bir yerde. Çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Çocuklarımıza model sunmamız gerekiyor. Yani her zaman buna ihtiyaç var. Kahramanlık illaki dağda efendim işte bu savaşmak vesaire. Ama bunun yanında ne vardır? Bilimde, sanatta, tabii. sosyal hayatta, tabii. toplum için bir şey yapma duygusu, öne atılma duygusu, sizin gibi gönül erenliği. Evet, yani bu çok önemli. İşte ben bu romanların bunu vereceğini biliyorum. Bir de Efe'yi burada Kurt Hüseyin'i siz bütün hadiselerden sonra çıkan genel haftan sonra Mustafa Kemal'in yanına götürüyorsunuz ve Çanakkale'ye götürüyorsunuz. İşte güzel olan bu. Eğitimci kimlik burada kendini ifade ediyor. Burada biraz önce işaret ettiniz. Nazilli'de Sebahattin Burhan Bey'i ben burada yad etmek isterim. Yörük Ali'yi ve Çete Ayşe'yi romanlaştırdı. Üstadımız. Evet, Denizli'den bir öğretmen Hatice Meriç Doruk. Köz romanıyla Batı Anadolu'da milli mücadele yıllarını ele alan bir roman yayınladı. Ve siz eğitimci kimliğinizle bunu yayınladınız. Bu işe eğitimciler önem veriyor. Bu son derece güzel bir şey. Buna çok mutlu oldum hocam. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ve sizin için hocam. Programı biz bir böyle bir zeybek türküsüyle bitirelim. Hangi zeybeği istersiniz? Tavah zeybeği mi olsun, yağar yağmur mu olsun, sarı zeybek mi olsun, ne olsun? Sarı zeybek olsun. Peki, sarı zeybekle bitirelim. Sarı zeybek aman şu dağlara yaslanır aman yağmur yağar silahları aman deli gönül uslanır aman eyvah olsun telli de doğru aman şanına ey thank you.
Bir bak mor cepkeye.